ve ehemmiyetle celbi dikkat ise Risale-i Nur'un parlak fütühatına ve düşmanlarına da hayretle kendini okutmasına yol açar. Hatta Eskişehir Mahkemesi'ndeki çok mütereddidleri ve mütehayyirleri ve muhtaçları temir edip kurtardı. O zahmetimizi rahmete çevirdi. Efendim bir soru sorabilir miyim? Buyur. Şimdi bizim Risale-i Nur'un ilk devresindeki gibi Üstad Hazretleri diyor, bu memurların eline geçiyor bu risaleler. Bir hizmet görülüyor alem-i İslam içerisinde. Bu hizmet memurların eline geçerek hareket ediyor. Şimdi bizim de ilk başta içeriye girmelerimiz, çıkmalarımız, yani onlara hücumun aynısı değil mi? Aynı şey oldu, aynı şey. Yani birisi kalemle olan hizmet, mühim mevkilere gitti, irşadını yaptı. Bizimki de kıyafetle olan hizmet, mühim yerlere gitti, hizmet yaptı. Birinci hizmet devresinin mucizevi manevi kılıncı elmas kalemler. İkinci hizmet devresinin mucizevi manevi kılıncı kıyafettir. Kıyafet özelliğini devam ettiriyor. Başladığı günden itibaren sırren tenevvereti, cehren tenevverete çevirmiştir. Burada da öyle diyor zaten. Madem onların eline girdi, herkes okudu, o halde sırren tenevveret, cehren tenevverete değişti. Yani açığa çıktı. Bizim Acmendi'nin başladığı günden itibarenki kıyafet hadisesi, mucizevi manevi kılınçtır. Hazreti Mehdi cemiyetinin mucizevi manevi kılıncıdır. Kardeşlerim bu meseleyi böyle bilsin ve gevşeklik göstermesin. Bu kadar büyük hizmet ettikten sonra bu meselede zayıf kalmasın. Manevi, mucizevi, manevi kılınç kıyafettir ve Süfyan Komitesi'ni kıyafet dağıtacaktır. Mucizevi, manevi kılınç budur. O ilk başta işaret ettiği o zaman alem İslam için dediği kısım da o zaman bizi de kapsıyor öyleyse. Nasıl katıyor? Yani ilk başta söyledi de alem İslam'ın işini görecek. Elbette, elbette, elbette. Yani şimdi Acmendi hadisesi çıktıktan sonra onun kıyafetinin tıpatıp aynısı. Bir Daiş çıkması tesadüf mü zannediyorsun? Amerika, İngiliz beraber bir tane Daiş diyorlar ona değil mi? Neydi onlar? Evet. He? Daiş diyorlar. He. O kafalar kesiyorlardı. Tamamen hakikatli olanını peşinen insanların nazarından düşürmek için dünya çapında böyle bir örgüt kurdular, çıkarttılar ve hala devam ediyor. Bizim kıyafetimizin tıpatıp aynısı. Acmendi hadisesi çok büyük bir hadisedir. Risale-i Nur hadisesi. İngiliz bunun ne olduğunu bilir. Diğer ahmaklar anlamazlar. Ama İngiliz Risale-i Nur hadisesinin ne olduğunu bilir. Onun için Hazreti Mehdi cemiyetinin mucizevi manevi kılıncı olan kıyafeti peşinen dünyanın gözünden düşürmek için zulmü yapacak, zulüm işleyecek, ahlaksızlık yapacak, her türlü pisliği, berbatlığı icra edecek aynı kıyafette bir örgüt ortaya çıkarttı. Ta ki Acmendi'nin hamlelerini millet diye ha ya bunlar mı? Bunlar zaten dün kafa kesiyordu, şu ediyor, bu ediyordu. Ama bunu yapamazlar. Bu vazife, bu hizmet vazifeli. Bu hizmet vazifeli. Bunu önlemek mümkün değil. Bunu önlese önlese fert kendi şahsında önler, ona da yazık olur. Önlese önlese fert kendisi gevşekliğe düşer, dünyaya düşer, işte bilmem ne olur, çeşitli çeşitli vesveseler müptela olur. Kendisi geriye düşer, ona yazık olur, ona acırız. Ama bugüne kadar böyle düşen olmadı. Bütün devlet, bütün melaneti, şenaati nesi varsa
Azimendin üzerine yığdı. Bir, iki sarsılan arkadaşın dışında, onlar da sarsıldılar, kopmadılar. İki veya üç kişi sarsıldı. Onların da sebebini biliyorum. Onlar da enaniyete girdiler. Hizmette enaniyete girdiler. Ceza gördüler. Bunun dışında zırnık koparamadılar, koparamazlar. Vazifeli çünkü. O büyük dehşetli imtihandan güçlenerek çıktık. Artarak çıktık yani. Artarak, kayıp yok. Vazifeli çünkü. Vazifeli. Evet.